Merhaba arkadaşlar, ben Serdar Arkandüzgören. Dersimizin 3. bölümüyle beraberiz. Geçmiş olduğumuz diğer 2 bölümde sahnemizdeki lavabolarımızı modelledik. Banyo dolaplarımızın kutu olarak hazırladık. Birazdan detaylandıracağız. Alüminyum profillerimizi hazırladık. Onlarda da birazcık detaylandırma yapacağız. Jacuzzi'mizi modelledik. İki bölümü bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi bu bölümümüzde arkadaşlar banyo dolaplarımızın, mobilyalarımızın iç kısımlarını hazırlayacağız. Armatürlerimizi hazırlayacağız. Aynaları hazırlayacağız. Sonrasında vaktimiz kalırsa eğer cam, alüminyum profil olan kısımlarımıza cam ve kapıları yerleştireceğiz. Zeminimizi oluşturacağız ki zaten o basit bir işlem. Tavan kısmını oluşturacağız. Sonrasında dış mekandaki küçük bir havuzumuz var. O kısmı da oluşturduktan sonra artık modellemenin %90'lık kısmı bitmiş olacak. Sonrasında artık işin kaplama kısmına, ışık kısmına, render kısmına geçeceğiz. Tasarımımızı güzelleştireceğiz. En iyi ışık ayarlarını elde etmeye çalışacağız. Bu şekilde dersimizi sonlandıracağız. Şimdi isterseniz kaldığımız yerden devam edelim. En son lavabolarımızı ve dolaplarımızı yapmıştık. Şimdi hemen bu kısımda yer alan dolaplarımızdan bir tanesine işlemini hemen yapalım, hazırlayalım. Poliye çevirelim arkadaşlar. Sonrasında zaten diğerini sileceğiz. Sonrasında insert diyoruz. 20 milim yani 2 santim kadar, 200 yaptık pardon, 2 santim kadar bir kalınlık verelim. Sonrasında OK diyoruz. Tekrar extrude diyoruz. Bu kısmı arkadaşlar içeriye doğru çekeceğiz. Evet, çekelim. Bunun için isterseniz siz kendi tercihinize göre bir rafta ekleyebilirsiniz veya eklemeye de bilirsiniz. Hani bu sizin kendi kişisel bileceğiniz bir şey, kendi karar vereceğiniz bir şey. İlla birebir aynısını yapmamıza gerek yok. Sonrasında arkadaşlar sesimiz tamammış. Dolap kapağı konusunda acaba kuplu mu yapalım yoksa çekme şeklinde mi olsun? Hani onu düşünüyorum şu an, nasıl yapalım, hangisi daha şık olur diye. Böyle bir yere yakın olan dolapta da çekmeli aslında sıkıntı çıkartabilir diye düşünüyorum ama isterseniz birisini çekmeli, birisini kapaklı olarak yapalım. İsteyen arkadaşa içerisine rafta koyabilir veya biz bunu ilk yapacağımız kapaklı olsun, sonrasında biz buna raf koyalım, diğerine rafı koymayız. 2 milim diyelim. Sonrasında birazcık birbirlerine yaklaştıralım. Tamam. Okey. Sonrasında arkadaşlar tekrar poligonumuza geliyoruz. Bu kısmı seçiyoruz. 0 verelim. Geriye doğru gitti çünkü. Sonrasında hemen bu şekilde uzatalım. Birazcık da geride kalmasında fayda var. Okey. Rafımızı oluşturduk. İsterseniz arkadaşlar bunu 4'e de bölebilirsiniz. Şuradan ekse bir şeyler ya da bu şekilde de bırakabilirsiniz. Daha bir ergonomik bir tasarım olmasını, daha çok kullanılabilir olmasını istiyorsanız. Gerçi bu tasarım işi göreceli bir kavramdır. Yani herkesin beğendiğini herkes beğenmeyebilir. Burada doğaçlama gidiyoruz ama biz üst kısmımızı arkadaşlar bir raf daha yapalım. Sadece şu kısım için yapsak yeterli olur. Connect dedik, OK dedik.
Sonrasında poligonumuzu geliyoruz. Buradan seçelim. Evet, tabii ki bir önceki ekstür seviyesi kaldığı için şu şekilde bırakalım. Okey diyelim. Ve poligonumuzu kapatalım. Evet. İç kısmını arkadaşlar bu şekilde halletmiş olduk. Şimdi dolabımızın kapağını yapacağız. Front penceresine bir gelelim. Hemen bu kısımdan. Şuradan hemen bir kontrol yapalım. Vertex'imiz seçili olsun. Sonra aktif edelim. Dediğim gibi siz direkt box'ta kullanabilirsiniz ya da rectangle'da kullanabilirsiniz. Ben bu sefer box kullanmayı tercih ediyorum. Böyle eksi verdik ama biz buna 20 milim değerini verelim. Şimdilik olduğu gibi kalsın. Tabii ki arka tarafa oluşturdu. Şu şekilde bırakalım. Snap kapatalım. Sonrasında tam bir şu şekilde gelelim. Birazcık bu arkadaşlar açılır kapanır bir özelliğe sahip olacak. Evet, bu şekilde kalması yeter. Tabii ki şu an birazcık yukarıda duruyor. Hemen bu kısmı bu şekilde aşağı indirdik. Boydan birazcık kısa yapacağız ama hemen bunu poliye çevirelim. Double poli diyelim. Çünkü yere sürtmemesi gerekiyor. Hemen şu kadarlık bir yerden yüksekliği olsa bizim için kafi. Kulplu yapacağız bunu arkadaşlar. Ben şuradan şeritten çıkıp kill moduna geçelim. Bizim için daha iyi olacaktı. Şimdi arkadaşlar tabii bunun pivot noktası yanlış. Hemen front penceremizde bunun pivot noktasını da ayarlayalım. Daha önceki derslerimizde pivot noktasının ne demek olduğunu hep beraber işlemiştik arkadaşlar. Şu kısımdan gelip buraya yerleştiriyoruz. Okey, kapatıyoruz. Snap'imizi de kapatalım. Şimdi tab penceresine gelelim. Yanlış yerden yakalamış durumda. Tekrar pivotumuzu seçelim. Snap'imizi aktif edelim. Biraz daha yakınlaşarak bunun pivot noktasını doğru yere getirdik. Snap'i kapatalım bizi rahatsız etmesin. Sonrasında evet ya yani üst tarafta ya da alt tarafta olmasının herhangi bir önemi yok. Rotation'a gelelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi merkez noktasından dönüyor. Kapağı açma kapama efekti verirseniz ya açıkta bir görüntü elde edecekseniz arkadaşlar bu şekilde bir görüntü oluşturabilirsiniz. Şimdi klasik kulp kullanmak istemiyorum arkadaşlar kapağımızın üzerinde. Hani birazcık daha değişik o olsun istiyorum. Zaten objemizi poli yapmıştık. Sonrasına geliyoruz. Şuradan hemen bir ring diyoruz. Sonrasına connect diyoruz. Bunu şu kadar bir yükseltelim. Değer 2 yapalım. İkisini birbirine yaklaş. Ne kadar yaklaştıralım? Bu kadar kafi. Bir el girecek kadar yeterli olsun. Sonrasında birazcık yukarıya çekelim. Birazcık daha yaklaştık arkadaşlar. Sadece ön tarafta yer alan iki kenarımızı seçiyoruz. Sonrasında connect diyoruz. Şu değerlerimizi öncelikle bir sıfır yapalım. Çünkü daha farklı değerler kullanacağız. Şimdi ikisinin arasını şöyle güzel bir şekilde açalım. Sonrasında poligon extrude diyeceğiz arkadaşlar. Extrude kısmıyla bunun hemen hemen yarısı kadar içeriye girelim. Birazcık fazla da girmiş. 15 eksi 15 yeterli olur. Okey diyoruz, kapatıyoruz. Şimdi bu poligonumuzu seçiyoruz arkadaşlar. Tekrar aslında bunu
Eyvallah. Yapsak bizim için daha iyi olacak. Evet, bu şekilde indirdik. Sonrasında hafiften içeriye doğru çekiyoruz. Okey. Şimdi arkadaşlar, bu yaptığımız işlemde dolabı kullanacak kişi bu kısımdan içeriye elini bu şekilde tuttuğunda dolabın kapağını rahatça çekip açabilecek. Değişik oldu. Bunu bu şekilde yaptık. Tekrar pivot noktamızdaki ayarlamadan sonra kapağımızın son halini görüyoruz. İç kısmı bu şekilde. Hatta kapağımızı şuradan döndürme açımızı 5 dereceymiş. Biz bunu 90 olarak değiştirelim. Sonrasında gelelim. Tam bir 90 derece olarak açtık. Pivot noktamızda yine bir sıkıntı olduğunu gördük. Şimdi şu kısma da bir bölme yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki obje, doğru objemizi seçelim. Hemen ring diyoruz arkadaşlar. Hop, pardon, yanlış yerden dedik. Şu kısımdan ring diyoruz. Bu şekilde seçtik. Connect. Bu değerlerimizi 0 yapıyoruz. Şuna 10 milim. Pardon, 0. Birazcık daha böyle birbirine eksi kadar inelim. Okey. Sonrasında poligon. Bu taraf için bir şey yapmayacağız. Sadece bu yüzeyde işlem uygulayacağız arkadaşlar. Çok mu çıktık? Hemen bir kontrol edelim. Ama pardon, biz bu işi yanlış yaptık. Hemen geri alıyoruz. Şu kısımdan ring dememiz gerekiyordu. Aynı şekilde bu tarafı da ring olarak dönelim. Sonrasında connect diyelim. Biraz birbirine yaklaş. Sonra bu kısmımızı sıfır gelsin. Okey diyelim. Hemen aşağıya kadar indirdik. Okey. Sonrasında bu kısımdan tutup birazcık daha ileriye doğru extrude yapıp hafif geride bitirebilir. Tabii bunu tam front penceresinden yerini doğru ayarlamakta fayda var. Bunun için şu kısmı birazcık şu şekilde yukarıya seçiyoruz. Okey. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. Şuradaki vertekslerimizi düzeltelim. Yamuk kaldılar. Hemen tekrar gelelim. Sadece bu kısımları seçip bu şekilde sıfır olacak. Böyle. Evet. Sonrasında hemen şu kısımdan da bir indirme işlemimizi bu şekilde, pardon. Bu kısım tamamdır. Sonrasında hemen şu kısımdan da, pardon, fazla seçtik. Şu kısımdan da aşağı indiriyoruz. Sonrasında şu iki tane segmentimiz var. Doğru bir şekilde yerleştirdik. Okey. Sonra bu, şuradan ingore back facing diyelim. Hemen bu şekilde düzeltiyoruz. Sonrasında arkada kalan kısımlarımızı seçmiyor zaten. Bu kısımdan da şöyle bir düzenlemeye gidelim. Tamamdır. Düzenleme işlemimizi de yaptık arkadaşlar. Dolabımızın kapağını eski haline getirelim. Çok güzel. Sonra tabii yaptığımız işlemleri öncelikli olarak kaydedelim. Boşuna uğraşmış olmayalım. Bu kısmı kaplama aşamasında arkadaşlar krom, parlak krom ya da mat krom yapabiliriz. Hemen bu kutumuza gelelim, yaklaşalım. Bu kutumuz evet, poli. Hemen diyoruz 20 milim kadar
içeri geliyor. Sonrasında yine extrude şöyle tam göreceğimiz bir açıdan yer alsın. Gidelim, gidelim, gidelim. O daha yerimiz varmış. Çok gittik. Okey. Sonrasında kapattık arkadaşlar. Bunun içine bunu sadece ikiye bölmemiz yeterli olur diye düşünüyorum. Hemen şuradan izole selection diyelim. Bu dolabımızdan daha rahat bir şekilde çalışırız. Sonrasında ring diyoruz arkadaşlar. Dikine olarak bölelim. Hemen iki tane segment olacağını belirtelim. Bunları birbirlerine birazcık yaklaştırıyoruz. Okey. Sonrasında bu yüzeyimizi seçip extrude diyoruz. Tabii ki eksi değil. Hemen sıfıra getirip şu kadarlık bir ölçüde kalması yeterli. Bunu da ikiye bölmüş olduk. Sonrasında bunun da kapağını yapacağız arkadaşlar. Hemen front penceresine gelelim. Snap'imizi açalım. Create panelden box diyerek iki yüzey arasını seçelim. Bunu bir silelim. Sonrasında 20 milim diyelim. Okey. Snap şimdilik kapalı kalabilir. Evet. Arka tarafa yaptı. Sonrasında hemen biz bunu tam yapıştırmamak şartıyla bir bakalım. Birazcık daha gelebilirmiş. Hemen bu şekilde buraya getirdik. Şimdi arkadaşlar tasarımı bozmamak adına aslında bunun iç kısmını hemen şöyle bir bunu height yapmayalım. Pardon, sorry, yanlış tuşa bastık. Şimdi şöyle bir kenar alalım, sonra Ctrl Z yaparız. Bunu sürmeli yapabiliriz aslında. Evet. Ya da sürmeli çift kanat yapalım. Biz bunu sürmeli de sıkıntı olabilir. Ama şu kısımda ayarlamamız gereken bir yer var. Bunu da tekrar poliye çeviriyoruz. Yine aynı şekilde şu aşağı kısmının yarısı yere çarpmaması açısından yarısı kadar yükseltme işlemini gerçekleştirelim. Okey. Sonrasında hemen bu kısmı seçelim. Şu kısmın yarısı kadar yapalım. Sonrasında hemen bunun klonunu alalım ve şu penceremizden, perspektiften bakalım. Sonrasında arkadaşlar şimdi bu çift açılı bir kanatlı dolabımız oldu. Aslında iki dolabı aynı şeyde yapsak iyi olurdu ama modelleme ve ette bu poli kullanımı açısından birazcık daha farklı özellikler denemiş olduk. Hemen front penceremize gelelim. Şu bu kapağımızı seçelim. Şimdi bunun açılma yönüne hemen pivot only'den geliyoruz. Snap'imiz açık kalsın. Yakaladık. Bu noktadan. Tabii ki bakalım hemen doğru yerden mi yakalamış. Evet. Bu şekilde bırakıyoruz. Sonrasında bu kapağımızı seçiyoruz. Tekrar front penceremize geliyoruz. Buradan yakalayıp gene en dip noktaya tutturup top penceresinden bir kontrol edelim. Okey. Sonrasında rotate komutu ile şu döndürme açısı ve snap'i bir kapatalım. Evet. Aynı şekilde bu kapağımıza da bir kontrol işlemi yaptığımızda evet, istediğimiz şekilde oldu arkadaşlar. Hemen tabii şu husus var arkadaşlar, kapağımızın
üzerine bir kulp yapmamız gerekiyor. Ama bu kapağımız şu şekilde de çalışabilir. Şimdi yeni tasarım dolaplarda genelde artık kulplar kullanılmıyor. Basmalı şekilde kapağın üzerine pres yaptığınızda içerideki amortisör sayesinde kapak kendiliğinden size doğru açılmış olarak geliyor. Kapatırken de hem de kapağın hızlı bir şekilde çarpması engellenmiş oluyor. Bu fikri de söyledikten sonra, bu seçimi de yaptıktan sonra yeni bir ders konumuz daha çıktı. Bu da animasyon konumuza girecek. Yine bu dersimizden alakalı kapaklarımızın açma kapama animasyonlarını da yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde notumuzu da almış olalım. Tasarım dersimiz bittikten sonra, banyomuzu tasarladıktan sonra bir bonus ders olarak bunların animasyonlarını da hep beraber yaparız. Animasyon konusuna uzak olan arkadaşlar içinde faydalı bir ders olmuş olur. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi iki farklı dolap tasarımı kullandık. Pardon, hemen kayıt edelim aklımızdayken. Şimdi lavabolarımızı bu şekilde yerleştirdikten sonra aslında hemen örnek almış olduğumuz tasarımımıza bir bakalım. Birebir tasarımın aynısını yapamıyoruz telif haklarından dolayı. Şimdi burada evet, dolaplarımız üzerinde tezgahlarımız var. Şimdi bizim de tezgah kullanmamızda fayda var. Direkt dolabın üstüne oturması pek mantıklı değil. Hemen size şu şekilde ben tezgahları göstereyim. Umarım, pardon, düzgün tutmakta fayda var. Lavaboların altında görmüş olduğunuz beyaz tezgahlarımız mevcut. Tabii ki birebir aynısını yapamayacağız. Birazcık daha değişik bir şeyler yapacağız üzerine. Hem kalınlığı olarak, tasarımı olarak değişik olacak. Şimdi isterseniz hemen sadece dolaplarımızı bir tanesini seçmemiz kafidir. Hangisi seçelim? Bunu seçelim. Pardon. Fazladan seçtik. Bunu çıkartalım. Izole Selection dedik. Okey. Şimdi şuradan da bir Z yapalım. Tam dolabımız tab penceresinde gelsin. Grid panele gelelim. Sonrasında snap'imizi açalım. Başlangıçta tam kapağı da kaplasın mı? Bir zararı olur mu kapağımıza? Kapağımızın üzerine gelsin. Evet. Şu şekilde oluşturduk. Okey. Yüksekliğini de tamamladık. Hemen tabii göz kararı yaptık onu arkadaşlar. Snap'i kapatalım. Sonrasında pardon. Galiba düzgün oluşturamadık. Hemen bir daha oluşturalım. Şu noktadan şu noktaya kadar birazcık yükseltme işlemimizi şu şekilde yapalım. Bunu hemen pardon. Evet, yüksekliğini düşüreceğiz. Kalınlığımız 175, tabii ki çok yüksek. Bunu 30 milim yapalım. Diğeri bayağı bir kalındı. Bu 780 ya da 800 olarak olsun. Hemen bu penceremiz üzerinde de tabii ki bunu hemen bu pencere üzerinde tam tezgahımızın üzerine oturtmakta fayda var. Okey. Bunu birazcık ön taraftan ya ters bir oturtma yapmışız. Hemen düzeltelim.
Evet, tab penceremize gelelim arkadaşlar. Snap'imiz kapalı kalsın, hizalamamız doğru. Hemen poliye çevirelim. Ön tarafta birazcık kısma yapmakta fayda var. Okey. Sonrasında seçelim. Tüm kenarlarımızı seçelim arkadaşlar. Bir miktar chamfer uygulayalım. Segmentlerinde verelim. Yuvarlak olsun. Okey. Zaten aynısını hemen bir yandakine kopyalayacağız. Sonrasında end isolate diyelim. Hemen bu sehpa diyorum, hep özür dilerim. Şu şekilde kopyalayalım. Pardon, yanlış pencereden bakıyormuşuz. Bu kısma gelelim. Şuradaki paylar aynı olacak şekilde ayarlayalım. İnce bir ayar ile okey. Sonrasında şu şekilde de tablomuzun yerini hazırladık. Evet, birazcık uzaklaşalım. Evet, lavabolarımızı bu şekilde oldu arkadaşlar. Dolaplarımızı bu şekilde yaptık. Hemen tek bir kayıt işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Şimdi şunu düşünmemiz gerekiyor. Böyle bir lavabo üzerinde nasıl bir armatür kullanılır? Şimdi büyük armatürler de var bunlarla bu lavabolar için kullanılabilecek ya da direkt duvara monte edebileceğimiz armatürlerimiz de mevcut. Galiba bunlara duvara yakın olan monte edilenlerden kullanmamız bizim için daha faydalı olacaktır. Hemen tabii ki ölçüsünde yerleştirmekte fayda var arkadaşlar. Şunu esas alırsak 35 milim, pardon 350 milim olarak düşünürsek lavabolarımıza göre, bakalım hemen test edeceğiz. Bu seviyeden hemen bir silindir oluşturalım. Okey. Şöyle bir yakınlaşalım. Bu deneme amaçlı yaptık. Lavabomuz üzerine nasıl duracağına dair. Yani olduğu gibi, ama şimdi kullanım açısından da bunu düşünmemiz gerekiyor. Şu mesafeden akacak olan suyun sıçrama şeyi de fazla olacak. Biz lavabolarımıza ekstra bir modül ekleyerek üzerinde orta ebatlarda bir armatür kullanabiliriz. Şimdi hemen lavabomuzu izole ettik. Table poly'ye geri dönelim. Şu kısımdan hemen şöyle, aslında yüzeyinin nerede olduğunun pek bir önemi yok. Şu kısımdan şöyle birazcık geniş olmak şartı ile bu kadar bir bizim için yeterli olabilir. Evet, şimdi arkadaşlar bu kısmı şu şekilde, ops içeri gitti, sıfır diyoruz. Hemen şu şekilde bir, şuradan lokal normal dersek bizim için daha mı iyi olur, yoksa grup olarak mı ilerlemesi ya da by polygon olarak mı? Yok, biz bunu lokal normal olarak ilerletelim.
Okey diyelim. Lavabolarımızın arkasına da arkadaşlar böyle bir parça yaptıktan sonra da bir geri alalım. Birazcık daha biz bunu %100 tamamlasak ya da 120 bizim için kafi gibi gözüküyor arkadaşlar. Bunun üstüne güzel bir armatürümüzü rahatlıkla oturtabiliriz. Okey diyoruz. Tabii şu kısımlarda da değişiklik yapmamız gerekiyor. Bu kadar yüksek değil tabi. Şu şekilde bir yüksekliğimiz olsa hafiften şöyle bir dönelim. Okey diyelim. Bu kısım seçik kalsın. Turbo Smooth'dan sonraki durumuna baktığımızda birazcık üzerinde segment eklememizde fayda gözüküyor. Hemen Ring Connect okey diyelim. Fazla da eklemek istemiyorum. Hemen şu şekilde de kontrol edelim. Yeterli gelmedi. Şunları geri alalım. Tekrar connect diyelim. Bunların aralarını birazcık açalım. 4 yapalım. Şu anki durum nedir? Baktığımızda ön kısım olarak boş bir yere tıklayalım. Ön kısım olarak herhangi bir sıkıntımız yok. Şu kısımda birazcık F4 yapıyoruz. Tekrar poliye geri dönüyoruz. Boş bir yere tıklayalım. Sadece şu kısımlarımızda bir ring yapalım. Connect diyelim. 3'e düşürelim. Okey diyelim. Bakalım nasıl bir değişiklik olacak. Pardon. Hemen yaklaşalım. Üst kısımdaki keskinlik bizim için yeterli. Bu kısımlarımız yuvarlak kalsa da olur. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar end isolate diyoruz. Tabii bunları şey olarak birbirine etkileşimli olarak kopyalamışız. Hemen bu şekilde seçelim. Bir döndürme işlemi. Döndürme işlemi uyguladık. Şunu sileriz. Bir daha döndürmek ile uğraşmayız. Biraz daha yaklaştığımızda acaba olmuş mu? Evet. Aynısını hemen arkadaşlar bu kısmı kopyalıyoruz. Instate'de kalıyor. Birazcık ileri taşıyoruz. Duvara böyle çarpacak ölçüde yakın olmasında herhangi bir sakınca yoktur. Pardon, perspektif penceremizi seçmedik. Hemen şu şekilde görünümlerine bakıyoruz. Okey. Sonrasında buraya arkadaşlar hemen bir kayıt yapalım. Yapmış olduğumuz işlemler boşa gitmesin. Sonrasında gelelim. Şu kısım için bir armatür modelleyeceğiz. Gene lavabomuzu izole ediyoruz. Tab penceresine gelelim. Okey. Hemen bir silindirimizi şu şekilde oluşturalım. Gelişi güzel yükselttik ve bırakıyoruz. Hemen yan görünüşten şu şekilde yerleştirelim. Biraz daha yakınlaşalım. Okey. Sonrasında az biraz ileri almamızda sıkıntı yok. Sonra Z dedik. Şimdi F4'ümüze bastık. Tekrar Add Table Poly diyoruz. Arkadaşlar şu poligon seçtik. Şu kısım Ring Connect aşağı kadar çekelim. Tamam diyelim.
Sonrasında bu kısmımıza geri dönelim. Evet, şurayı seçiyoruz. Ve şimdi burada çok güzel bir şey yapacağız. Extrütüyoruz. Gördüğünüz gibi yamuk gitti. Hemen lokal normal diyoruz. Okey. Bu seçim bizim için kafidir. Sonrasında şu kısımdan birazcık şöyle kesit gibi alalım. Şu kısmı birazcık şöyle hafif yükseltelim. Tamamdır. Sonrasında edge diyoruz arkadaşlar. Ring diyoruz. Connect diyoruz. Bu kısmımızı sıfır yapıyoruz. Okey. Sonrasında bunu birazcık aşağıya doğru indirdik. Pardon. Yakın yapalım. Sonrasında bu kısma extrude dedik. Lakin bunu içeri doğru çekeceğiz. Sonrasında yüksekliğini birazcık kısacağız. Bunu ne için yaptık? Bu bizim armatürümüzün üst kısmı. Sonrasında okey dedik. Ve bu şekilde halletmiş olduk. Birazcık uzaklaşalım. Bizim armatürümüzün hemen şuradan ön kısma denk gelen poligonunu seçmemizde fayda var. Hatta şu şekilde seçelim. Sonrasında diğer kısımları iptal ederiz. Şimdi bunu neden yaptım konusuna geleceğiz arkadaşlar. Değişik bir armatür. Bu kısım seçilip kalıyor. Sonra tekrar bu kısma gidip connect diyoruz. İki tane aralığı birazcık kısa. Sonrasında tekrar extrude bu kısmı seçiyoruz ve ileriye doğru uzatıyoruz. Bu da bizim armatürümüzün oynama payını oluşturacak kısım. Sonra arkadaşlar bakalım hemen kesit pencesinden bakalım yan görünüşten birazcık 80'e kadar çıkartabilirsek iyi olur. Belki 85 yeterli olur. Okey. Sonrasında bu kısma geldik. Tabii ki bunun üzerinde de Turbo Smooth uygulayacağız. Arkadaşlar böyle olduğuna bakmayın. Gerekli düzenlemeleri yapıyoruz hemen. Şu kısımdan Ring dedik. Connect diyoruz. Bu kısmı birleştirdik. Hemen Turbo Smooth'umuzdan bir bakalım. Üst kısımda birazcık düzenleme yapmamız gerekiyor. Connect işlemini yapmadan önce şu kısım, şu kısım, şu kısımlar, bu kısım. Dönüyoruz. Burası, burası seçtik. Connect. Birazcık bakalım. Bunu seçmemize gerek yok. Şu kısmı da seçelim. Arkada seç. Herhangi bir yer yok. Tekrar connect diyelim. Bir olarak belirleyelim. Ama burada bir hata oluyor arkadaşlar. Hatamızın sebebi şu kısımları iki tane yapalım. Olmuyor. Şu kısımları seçmeyeceğiz. Bu kısımlara sonradan müdahale edeceğiz. Evet. Okey deyip hatta aralarında biraz açalım bunların. 2 değil 3 olsunlar. Birazcık daha açalım. Okey diyelim. Yani küçük bir Turbo Smooth'taki buradaki keskinlikler işimizi görüyor. Şu kısım için düzenlememizi yapalım. Buradan hemen cut diyoruz arkadaşlar. Şu şekilde birleştireceğiz. OK.
Okey ve okey. Sonrasında geliyoruz yine. Bu kısımda birleştirip bırakıyoruz. Bu kısma geliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde birleştiriyoruz. Sonrasında gelip hemen bu kenarıyla da birleştirdik. Bu kısmı kalan yerimizi de aynı bu şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi kat kapatalım. Turbo Smooth'a gelelim. Evet, bu kısımda düzenlememiz oldu. Sıkıntımız arkadaşlar bizim bu uç kısmımızda, hemen o kısmında derdini çözelim. Tekrar ring diyoruz. Connect diyoruz. Sıfır seçiyoruz. Şöyle görebileceğiniz bir açıda olsun. Bakalım durumumuz ne olacak? Düzgün bir şekilde olmadı. Hemen iptal edelim. Pardon, sorry. Ctrl Y dedik. Bu kısımda da yanlış bir şey yapmadık. Şimdi şu kısmı seçiyoruz. Bunu seçiyoruz. Bunu seçiyoruz. Hemen geldik. Bunu da seçtik. Şu şekilde bir connect dedik. 4, 5. Tabi bunun aralarını kısalım. Bu şekilde yaptık. Şöyle bırakalım. Bakalım şu an durum ne oldu. Tabi bizim iterasyon değerimiz şu an 1'de, onu 2'ye denk getiriyoruz. Yuvarlaklığımız istediğimiz gibi, ama şu kısımda bir ince ayar yapmamızda fayda var. Bu kısım seçili, bu kısım seçili, bu kısmı da seçiyoruz ve dibe doğru itiyoruz arkadaşlar. Sonrasında bakalım, bu düzenlemeden sonra o kısımda istediğimiz gibi oldu. Sonrasında tabi buradaki işimiz bitmedi. Bu şekilde tamamladık. Armatürümüzü şu aşağı kısımda aslında yapmasak da olur gibi, ama şu kısımda yapmakta fayda var. En azından bir tane kenar dönelim, edge vererek hemen okey diyelim. Bu değerimizi de sıfıra çekelim. Okey diyelim. Smooth'ta baktığımızda belki o kısım keskin olsun. Bir geri alalım. Tekrar connect diyelim. İki tane yapalım. Aralarını şöyle öyle olacak şekilde açalım. Okey diyelim. Turbo Smooth dediğimizde, evet, bu kısmın keskinliği işimizi görecektir. Şimdi arkadaşlar, bizim musluğumuzun su akacak kısmını yapacağız. Gene bir silindir yardımı ile. Şimdi şu kısımdan çok da abartmayacak şekilde yapalım. Rastgele yüksekliğini verdik. Okey dedik. Sonra hemen bu şekilde gelelim. Ama 90 derecemizde hemen şu şekilde döndürelim. Böyle içine koyalım. Onu uzatmamızda herhangi bir sıkıntı olmayacak. Birazcık daha sokmamızda fayda var. Bu kısımdan da bakalım. Okey. Sonrasında yükseklik uzunluğunu veriyoruz. Tabii ki bu şekilde kalmayacak. Kesit penceremizden baktığımızda buna bend modifier'ı uygulayacağız arkadaşlar. Bend, bend, bend. Okey. Hemen şuradan angle değerimize bakalım. Z yönünde. Biz bunu Y'de deneyelim. Y'de olmadı. X Z'yi alalım. Direction şu kısımda döndü. Hemen bu kısımda rotation'ımızı bu şekilde çeviriyoruz.
Tabii ki bu şekilde kalmayacak. Biz bunun dönme açısını değiştireceğiz arkadaşlar gizmomuzla. Dönme merkezimizde bir oynama yapalım. Direction birazcık daha silindirimize gelelim. Boyunda uzatmaya gidelim. Sonrasında gizmomuza gelelim arkadaşlar. Bizim buna bent uygulayacağımız kısım center bu şekilde. Ve limit efektlerimizi açmamıza gerek kalmadı. Birazcık daha geriye çekiyoruz şu şekilde. Okey. Sonrasında bendimize geri dönelim arkadaşlar. Bu kısımdan birazcık evet gizmomuza gelelim. Bu şekilde Z yönünde. Yani bunun aslında segment center'a geçtik yanlışlıkla. 10 kap segmentsinde 5 yapsak bizim için yeterli olacaktır. Tamam, bu penceremize de geldik arkadaşlar. Bunun pivot noktasını center'da object kısmına getirip şurada sabitleyelim. Gördüğünüz gibi evet aynı şekilde buradan büyür. Hiç problem değil. Şu şekilde yapalım. Sonrasında silindirimize gelelim. Boyunu biraz daha birazcık değişik bir şey olması için çabalıyorum arkadaşlar. Pivot noktasına active pivot center object diyelim. Evet. Hemen perspektif açımızdan bir zoomlayalım. Belki biraz çok içeride kalmış olabilir. Az bir şey dışarı çıkartabiliriz ama bu kısımdan F4'ü de kapayalım. Birazcık boyunu uzatabiliriz. Silindir. Veya buna hemen hiç bent bozmadan FFT silindir, bu değil. FFT 4 diyelim arkadaşlar. Control points. Set volume latitude okay. Hemen şu şekilde mouse'un azizliğine vuruyoruz. Şu şekilde kesitten bakalım. Düzgün bir şekilde olsun. Bir de mouse'dan düzgün ayarlayabilirsem. Neyse yaklaşık bu işte kalsın. Sonrasında Control Points'e geldik arkadaşlar. Move Tool seç, Move Tool'umuzu seçip Search Volume. FFT4 arkadaşlar objemize zarar veriyor. Bunu kaldırıp yani silindir kullanmayı deneyelim.
Hemen buradan gene Latiç ile yönünü düzeltelim. Sonra kontrol point birazcık daha ortalardan. Tam poly ile deniyoruz arkadaşlar hemen problemimizi gidermek için. Şu şekilde birazcık uzatabiliriz. Okey. Sonrasında tekrar geliyoruz. Klavyemizden F4'ümüze basıyoruz. Şu kısımda içeriye doğru yüzeylerimizi oluşturacağız. Pardon pardon, bir geri al. Globule seçim işlemimizi yapalım. Pardon, bu kısımda seçmemize gerek yok. Evet. Eksi şöyle. Lokal normalde içeriye doğru çekersek sıkıntı olmayacak ama çekerken birazcık dikkatli çekmekte fayda var. Fazla çekersek gördüğünüz gibi dışarıya doğru çıkar. Sonrasında okey diyoruz arkadaşlar. Sonra bu kısımda freeform hemen modelin kısmında aslında topoloji uygulayabilir miyiz diye düşünüyorum ama düzgün yapabilir mi ya da biz o kısmı materyal editörlerinde halledebiliriz. Topoloji segment sayısının artmasına sebep olabilir. O da sahnemizin ağırlaşmasına sebep olabilir arkadaşlar. Yaptığımız işlemi kaydedelim. Hemen isolate ama öncesinde bu kısma geliyoruz. Hemen buradan attach deyip bunu dahil ediyoruz. Kapatıyoruz. Musluğumuza bir odaklanalım. Durumu gayet iyi. Sonrasında tab penceresine geçelim arkadaşlar hemen. Şu musluğumuzu birazcık şöyle ortaladık. Okey. Sonra aynısından bir adet buraya kopyasını atalım. Yine ortalayalım. Ve bırak. Evet arkadaşlar, bu kısımları yapmak birazcık vaktimizi aldı. Detaylara çok girdik. Düzgün ve iyi bir şey çıkması açısından bir sonraki dersimiz çok yakın bir zamanda olacak. O kısımda da kalan diğer eksik kısımlarımızı halledeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Mutlu olun.